Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aytu. Bugün sizlerle beraber West'te ilk 10 maç serimize devam ediyoruz. Yani seri diyorum, aslında seri falan olmayacak çünkü muhtemelen bu akşamki yayında ilk 10 maçı bitirmiş oluruz. Fakat ilk 10 maçımızı atıyoruz işte. 3 win bir lose'umuz var şimdilik. Silver 1 42 LP mi 43 LP mi falan hızlı yanlış değilsem. Hani Silver 2 başlattı, gayet güzel başlattı. Normal game'de win rate'imiz iyi olduğu için, normal game win rate'i iyi olunca bildiğiniz üzere iyi başlatıyor. Hani 30 level'e kasmamız biraz acı sürdü. Hani hazır hesap almadım, direkt 30 level'e kendim kastım. Fakat sonunda rank atmaya başladık. Karşımızda set var. Karşımızda 4 kişi smurf arkadaşlar. Hani iyi başladığımız için biraz smurf Q'ya koydu. Smurf Q'yu bilmeyenler için şu şekilde. Hani smurfları aynı maça denk getiriyor. İki takıma da smurfları koyuyor. Hani smurflar normal oyuncuların maçına düşmesin. Hani haksızlık olmasın diye. Smurfları smurflarla eşleştiriyor oyun. O yüzden smurf Q'dayız. Karşı takımda Lee Sin hariç herkes smurf. Oto atak atamadık. Son saniye menzimizden çıktığı için. Oto atak Q ile dükmeye çalış. Ben niye bu kadar oto atak mı istedim? Neyse. Bizim işimize geldi. Kemik zakımız olduğu için hasar yemedik setten. Şöyle. Hoklan Pensi geldik, çalmaya devam edeceğiz. O sırada minyon ulaşımıza da dikkat ediyoruz. 2.50 oldu. Benim şuraya acil itip Scuttle tarafına yürümem lazım. Totem atmam lazım hatta. XP'sini... Tamam, evelim burada. Lee Sin boss site'da sanırım. Ben yani şu muhabbetten sıkılmaya başladım. Çok fazla. Q'yu minyona atıyorum sürekli ya. Neyse, gayet iyi. Bu adamı bu şekilde dokunacağız. Lee Sin'i gördük. Onu yemedik. Bu adam W'sunu kullandıysa bu arada. Bir oto atak, bir Q daha atmak istiyorum diyecektim. Q'yu atamadık. Oto atak şu seviyede daha büyük. Çünkü Q'nun vurduğu hasar çok değil. Oto atak daha fazla vuruyor. Hoklan Pensi ile beraber. Düz vuruş Q'muzu attık. Bizim çocuk Scuttle almadı. Scuttle almak yerine midden ilk kanı aldı sanırım. O yüzden şöyle bir totemimizi attık. Geliyorum, bizim çocuk Scuttle'a yardım istiyor. Yardım isterse gideriz. Ben bir potumun birini bassam mı? Basacağım. Set de geliyor. Tamam, bizim çocuk kesti bunu. Hayır. Hah, güzel. Zehrime kalması lazımdı. Normal şartlarda zehrime kaldı falan diye hoşuma gidiyor ama bu levellerde Scuttle ormancılar için çok önemli arkadaşlar. O yüzden Scuttle'ları almaları lazım. Hiçbir şey yapamaz. Yani. O flash'ı sağa sola atmadım çünkü flash'ı predikleyip flash W atabilirdi bana. O yüzden direkt flash'ı arkasına attım adamın. Onu predikleme ve tepki verme şansı yoktu diye düşündüm ki öyle de oldu. Şimdi set var karşımızda. Sete karşı şu ayakkabıyı alacağım ben. Normalde büyü nüfuz ayakkabısı alırım fakat büyü nüfuz ayakkabısı alırsam birazcık early game'de hasar atamam. Daha fazla auto atak atmak istiyorum. Ondan bunu aldım. Çocuk TPS olduğu için hızlıca geldi. Farmer'ı itti. Biraz XP'de önümüze geçmiş olacak. Fakat önemi yok. Adamı kestik. Flash'ı da yok adamın. TPS'i de yok. Sete karşı ilk item kesinlikle ayakkabı bitiriyoruz. İstisnası yok bunun arkadaşlar. Ayakkabı bitiriyoruz dediğim yani bitiremiyorsak da küçük ayakkabıyı alıyoruz. Set matchup'ında ayakkabı çok önemli. Darius matchup'ında önemli. Garen matchup'ında önemli. Bizim üzerimize koşan tüm matchup'larda ayakkabı en önemli şey. Lee Sin nerede? Şurada yokuş açıldı. Lee Sin orada. Bundan eminiz. Şurayı iteceğim. Evet, Lee Sin'de gördük. Tamam, bizim çocuğa ping attım görmemiş olabilir diye. Çünkü bazen gözden kaçıyor. Şuralarda bir yerde aynen. Ping attık, bizim çocuk kurtuldu gankten, gayet iyi. Arkadaşlar zaten önceki videoda söylemiştim. West'e trak bir şekilde lig kasmak istiyorum. Hani kasacaksam en azından... Ne yapıyorsun sen? Ha, kayıcılı kesmiş. Düz vuruş Q attım, bir de mantarı yedi. Kuleden de hit yemedik. Dehşet güzel hasar attık çocuğa. W'su da yoktu. Vuralım bir oto atak. Bir oto atak daha atalım. Çok iyi. Zehir olduğu için şu minyonlara vuramıyorum henüz. Güzel, kaçırmadık. Birisi bana geliyor. Çıkmam lazım. Tam kimse gelmiyormuş. Niye hala ping atıyor? Lee Sin burada değil ki. Lee Sin burada mı? Lee Sin boss site'daydı ya. Ben mi yanlış biliyorum? Şuraya mantarı attım. Lee Sin'i görüyor olmamız lazım. Lee Sin gengini yemiyor olmamız lazım burada. Ignite'ımız dönmeden bu çocuğu kesebileceğimizi çok sanmıyorum. Ignite... Ah, gördük Lee Sin'i.
Daha yeni gelmiş bu sayede. Gördüm. Şurada olamaz mı? Yok. Buradaymış. Güzel. Çocuğa boşa laf yapmışız. Topside'a yürüyeceğini söylüyormuş bize. Lucian hayatımızı kurtardı diyebiliriz. Ben boss side'a yürüdü sanıyordum Lee'sinde. Boss side'da Lucian'a fail gank atmıştı. O tarafa gideceğini düşünüyordum. Takip edemedik. İşte bu yüzden hani bazen takip edemeyebiliyorsun. O yüzden takım arkadaşı atılan pingler önemli bu şekilde. Çok rahatsız etmeyecek düzeyde. Güzel. Bot devil'le beraber ikisini de kestiler. Gayet iyi. Şu an Smurf Q'da olduğumuzu söylemiştim. Zaten herkesin hesabı yeni. 30 level hesaplar ve gold. Hepsi gold. O yüzden güzel yani. Birkaç maça daha kaliteli işler dönmeye başlayacak. Yavaş yavaş elo yükseltiyoruz. Everest'in yüksek elosunda oynamak istiyorum. Yayıncılara karşı falan. Onun dışında zaten söylemiştim. Karşımıza West'in en iyi Teemo'su geldi. Bu Alan Teemo var. Alan Teemo'yu belki bilenleriniz vardır sıralamada falan. Challenger. %52 win rate bir Teemo oyuncusu. EOS sıralamasında şu an ikinci sanırım. Daha önce birinciydi. Bizim canlı yayında bizim chatimize geldi. Biraz sohbet muhabbet ettik. Dedi niye Zonya kasmıyorsun mesela dedi. Ben dedim hani maç taşımak istediğimde Zonya değil başka bir şey alıyorum. Dedi Zonya seni flash yapmaktan falan kurtarıyor falan. Böyle hani birazcık fikir alışverişi falan. Sohbet muhabbet döndü. Güzel oldu. Canlı yayınlarında gelin arkadaşlar. Akşam saat 8'de yayındayız Twitch'te. Scout XF. 8 olmazsa 8.30 o civarlarda kesinlikle yayındayız. Zaten YouTube toplumunda paylaşıyorum. Bana ping atıyor da. Ejder'i biz aldık. Lee's'in topside'da olduğunu düşünüyor sanırım. Ben burayı hızlı iteceğim. Farm'dan güzel gold kastık. Burayı itip çıkacağım. Plate de aldık. Bu arada sete karşı 2 level W veriyorum en az. Ondan sonra Q veriyorum. Hatta bazen W fullliyorum. Çünkü hani zaten tek Q'muz setin 2 oto atağını engelleyebiliyor. Bu arada bu dediğim team oyuncusu şeyde geldi. O normal game'de smurf kasıyordu. Birazcık smurf Q'da elisini yükseltmeye çalışıyordu. Bana şey dedi %90 win rate challenger kasmak istiyorum dedi. Dedim kanka o biraz zor değil mi? EUVS'de %90 win rate challenger olacak iş değil. Güzel. Evelinden iyi pingler geliyor da bunun farkındaydım. Bunu görmüştüm. Ama olmaz, ama olmaz. Hepsi bir canla kaçtı. Lucian TP'yi nereye attın? Lucian TP'yi mid'e atmış Katarina tapu atıyorken. Olmaz bu. Adam flash'ı çalıya ataraktan oto hatamızı yemedi. Yani Q'muzu yemedi. İyi olmadı bu. Güzel. Skill'lerini kullandı. Skill'leri yokken Katarina hiç. Güzel. En azından bizim çocuk Katarina'yı kesti. Lucian tapu itiyor. Benim de mid'e gitmem lazım o halde. Çok unlucky oldu arkadaşlar. Orada hani güzel başladık aslında. Hani hepsine iyi hasar attık. Setten iyi kaçtı Evelyn W'sundan falan. Katarina gelmeseydi muhtemelen Evelyn orada beni takip edecekti ve kesebilecektik onları. Bir de totem olsaydı. Totem atamadım şeye. Şu arkaya totem atabilseydim sete oto atam çıkacaktı. İptal oldu. Görüşten çıktığında birisi oto atak iptal oluyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntıya girdik. Yapacak bir şey yok olur öyle. Ama takımın oynayışını sevdim. Takım hani kazanmayı oynuyor. Dikkatli oynuyor. Şimdi bu Katarina bizi kesebiliyor arkadaşlar. Güçlü bir şampiyon. Katarina mainlerinden olduğu için. Hatta Timon'un daha fazla oynadığım bir mainim olduğu için biliyorum Katarina'nın gücünü. Ama güzel hasar attık. Kemik zırhımız olduğu için vurduğu oto ataktan, oto ataktan hasar atamadı. Güzel. Burada bir yanlışlıkla bir lane swap muhabbeti oldu da. Yani iki turda ikimiz için de şey. İki lane de kolay. Şu mantarı beklemeye çalışıyorum da. Aa. Ah ama bu olmaz ya. Kesti bizim çocuk. Gayet iyi bu kadar. Gayet iyi. Bu şey heal aldı. Katarina heal almasaydı üzerime atladığında ben onu kesecektim. Fakat gayet iyi. İyi takip ediyor Evelyn oyunu. Evelyn oyunun takısını beğendim. İki jungle'da deniyor bir şeyler böyle. Kaliteli oyun dönsün ya. Ölelim öldürelim. Ya iki takım da bir şeyler bilsin. Böyle tek taraflı oynanan golf gibi oynanan oyunları sevmiyorum ben bu League of Legends'da arkadaşlar. Hani bir rekabet olsun, bir güç eşitliği olsun ki hani birazcık daha iyi olan üste çıksın. Oyundan böyle keyif alınır. Bu arada bottaki Jin arkadaşımız Jitol. Jitol'u biliyorsunuzdur önceki videolardan. Jin birincisiydi o da.
Botta Jhin oynuyor. Onunla beraber kasıyoruz zaten Vest'e. Yayınlara gelen arkadaşlar da biliyorduk. Şöyle şuralara mantar atayım kenarlara. Ya! Ah! Bir CS yapmışım. Kaçırdım. Tüm CS'ler büyük milyonlar olabilir. Atlasın o bıçağı. Düz vuruş Q atacağım. Ay. Lee Sin gene bize geliyor ve Q'yu milyon atıyoruz sürekli. Kanka yetmedi mi? Lee Sin ne zaman bir de Lee Sin nereye gitse beni takip ediyor. Sanki çocuğun wall hack'i var. Çocuk çok güzel oynuyor ya. Hani böyle bir jungle olamaz. Bu kadar ya. Adam oyunu biliyor ya. Bilen jungle hissettiriyor. Timo mid'de kalmak ister misin diyor. Kalalım. Bizim Lucian daha rahat kayıtlıyor seti. Atılma skill olduğu için. Ben de Kata'yı dövüyorum. Gayet okey bir şey. Muhabbet yani. Şimdi plate'i patlatmak istiyorum. Burada hatta kuleyi almak istiyorum direkt. İlk kulemi. Bakayım bota ilk kule. İlk kuleyi alırsak dehşet öne geçiyoruz. Mükemmel. Şimdi şu kenarları totemle bir mantarlamaya devam ediyorum. Base'imi atacağım. Kontrol totemimizi alıyoruz. Paramız varken ve özellikle midde oynuyorken. Hani midde kontrol totemi çok daha önemli bana göre. Her lane'de tabii ki önemli ama. Hani şuralara, şuralara ya da şuralara atılan kontrol totemleri çok önemli. Ya da bu tarafa. Hani jungle'ın geleceği yönün 1'e düşürüyorsunuz. Yani mesela şuraya atılan totem sayesinde buradan gelen jungle'ı görebiliyoruz. Veya tersi atarsak diğer taraftakini görebiliyoruz. Bu arada bizim takıma yardım etmemiz lazım. İşte ol çıkabilecek mi? Flash'ı var. Base atıyor orada. Tamam. Ah, direkt yürüyüp çıkabiliyor. Güzel. Duvardan geçti. Bak buraya totem atmış mesela. Lee Sin var bu tarafta. O yüzden kalan totemi kesmeye gitmiyorum. Bir ooo. Kanka kontrol totem atmana rağmen nasıl o mantarı yedin? Ben de buna şaşırıyorum. Adamlar... Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Bu kadar rahat. Bu Katarina biraz sıkıntılı arkadaşlar. Bu Katarina iyi değil. Gördüğü her yere atlıyor. Ben en son Katarina'yı 3 sene önce falan bu şekilde oynuyordum. Gold zamanlarımda. Kuleye vuralım, takibimiz var. Ah. Neyse kesemezsin onu ya. Kör attığım için patlatamıyor patlangacı, öldü. Gayet iyi. Kör atarsanız arkadaşlar patlangacı patlatamıyorlar. Katarina oyunu vs oyunu falan sanıyor sanırım. Lee Sin geliyorken iyiydi. Lee Sin geliyorken kafama atlamayı biliyordun. Yani sen de gördüğün herkese atlamayacaksın. Bu da önemli arkadaşlar yani. Adamı kesebiliyor olmanız üzerine direkt atlamanız anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bir tartın arkasında birisi var mı? Map'te birileri gözüküyor mu? Bunlar önemli şeyler. Map'te kimse gözükmüyor bizim takımdan. Yani en azından 2-3 kişi gözükmüyor. Adam benim üzerime atlıyor. Hata. Oyun tek taraflı oyuna döndü bir anda. Bu arada ben bu çocuğu kayıtlarım. Kanka ne yapıyorsun ya, gözünü seveyim. Şey ölmeyeceğimi bilerek çok rahat oynadım bu arada. Çok kayıtlamaya bile gerek kalmadı. Red buff vardı ya, bir de red buff olduğu için çok rahat dövebiliyorduk. Oyun bu arada skor 10'a 8 falandı. O civar bir şeydi. Nasıl bir anda paramparça ettik. Bizim Evelynn iyi oynuyor ya. Hatta Lucian falan da iyi oynuyor. Bu maç adamların şansları yok. Katarina Lucian mid'e alıyor. Bizim Evelynn de diyor ki ama mid team oydu diyor. Doğru söylüyor. Oyunun bir yarısı da bendim. Bizim Jitol'de Katarina'yı kesiyor. Katarina toksik bir oyuncu ya. Eves'in toksiği işte arkadaşlar. İtemi seviyor şimdi de. Deş atan item mi olur diyor. O konuda hemfikiriz. Ben de pek sevmiyorum deş atan itemleri. Tut onu. Hua! Güzel güzel güzel. Dünkü maçlar çok zordu. Dün yayında oynadığımız maçları izleyenler görmüştük zaten. Hani... 1v9 maçlarıydı ama şu anki maçlarda iyi takım geldi. Ne yalan söyleyeyim. Güzel, EOS'te hızlı hızlı kasıyoruz. Oh. Şimdi bu maçtan sonra Silver 1.90 NP falan olacağım muhtemelen. Bir maça da Gold'a çıkacağım. Onu da videosunu çekerim diye düşünüyorum. Oh. İyi de bu sonsuza kadar iyileşecek. Kesebildi mi? Kesemedi. Neyse oyunu bitirelim arkadaşlar. Bitirebiliyor muyuz? Bitiremiyoruz. Ştol geldi.
Katarina üzerime atlamaya geliyordu fakat benim Jitol abim var. Aa ulti yedik. Bir base atalım burada ya. Ya oyunu bitiriyorduk ne güzel. Niye zorluyorsunuz ki? Oo Lee Sin'den güzel denemeler. Lee Sin iyi oynuyor aslında. Lee Sin iyi. Setleri biraz biliyor. Kes sokak hakkında pek bir bilgim yok. Onlar da lane'den eşit çıkmış zaten. Katarina'ları çok kötü. Katarina'larını beğenmedim. Bu arada önceki videoda veya önceki oyunda diyeyim. Belki iki videoyu birleştirmişimdir. Söylediğim gibi maçı daha iyi taşıyabilmek için Nashor'lu mantar bulduk asıyorum. Düz vuruşlar da önemli. Düz vuruşlarda da iyi hasar atıyoruz. Bir de Nashor bize 100 AP veriyor. 100 AP veren çok fazla eşya yok bildiğiniz üzere. Hani bu da bizim mantarımızın hasarını artırıyor mantıken. Yani bir de üzerine düz vuruşlarımız falan da fazla vuruyor. Sağlığımızı falan kazanıyoruz. Güzel. Yani Nashor'lu mantar bulduk güzel. Nashor'lu mantar bulduk dediğimde Nashor alıyoruz. Maske alıyoruz. Maskenin arkasından uğursuz koruma alıyoruz. Bu şekilde taşıyan bir Teemo bulduk yapmış oluyoruz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve devam için kanala abone olmayı unutmayın. Akşam 8'de 8.30'da Twitch üzerinde, Scoutex üzerinden canlı yayındayız. Yayınlara da gelmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.